NATO'da biz seninle beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah, mühimmat, araç, gereci nasıl gönderirsin? Yok diyor böyle bir şey. Bütün video yayınlarını hepsini kendilerine bunların gösterdik. Gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da TRT World Forum'la konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz dedi. Mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz. Terörün küresel bir tehdit olduğunu ve mücadelenin de küresel işbirliği içinde yapılması gerektiğini her platformda ifade ediyoruz. Avrupa başta olmak üzere dünyanın en büyük tehdit gördüğü DAEŞ'a karşı en ağır darbeyi biz vurduk. Bu görüşümüzü sahada fiilen ispatladık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti. Tekrar cümleten hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böyle güzel bir günde, Cuma günü sizleri burada ağırlamak bizler için çok büyük bir onur. Tabii hem coğrafi olarak çok yakınız, gönül olarak çok yakınız ama arada da bariyerler var ne yazık ki. Yani arzu edilmeyen bariyerler var. Bizim olan coğrafyalar, yüzyıllarca birlikte yaşadığımız coğrafyalarda böyle aramıza suni bariyerler konularak ama sonrasında da anlaşmalara rağmen, verilen haklara rağmen, verilen sözlere rağmen tek yanlı o hakların, o sözlerin, o anlaşmalardaki metinlerin uygulanmadığı, bütün dünyanın gözü önünde reddedildiği. Hamdolsun güzel bir başlangıç oldu. Milli Sporcu Bursu'yla bu ikilemi tarihe gömdük. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu anlamdaki manifestomuzu ilan etmiştik. Ortaöğretim ve üniversitede milli sporcularımızın %100 burslu okuma imkanlarını hep birlikte başlatmıştık. Ve inanıyorum ki hem bu süreçte hem bundan sonra spor dışı kariyer yapmak isteyen gençlerimizi hem sporcu olarak hem diğer kimlikleriyle daha fazla bir şekilde belki akademik camiada, belki profesyonel alanda hep birlikte daha fazla bir şekilde göreceğiz. Trabzon'da acil serviste görevli doktor ve sekreterin darp edildiği anlar kamera görüntülerine yansıdı. Çarşamba günü Fatih Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor AK'nin tedavisinin ardından serum takılması için müşahede alanına yönlendirdiği hasta ve yakınları ile sekreter GB arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine doktor AK'nin başından darp edildiği olayla ilgili gözaltına alınan baba TC ile oğlu DC emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş. Savcılık sorgularının ardından şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tasarımı ve üretimi Türk mühendisliği imzası taşıyan ve Katener hattına bağlı kalmadan yolcu taşıyan Türkiye'nin ilk yerli yüksek teknoloji bataryalı troleybüsü 2023'te kullanılmaya başlanacak. Bozankaya firması, Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarında düzenlenen tanıtım töreninde Türkiye'nin ilk yerli yüksek teknoloji bataryalı troleybüsü trambüsü tanıttı.
Elektrikli otobüste kullanmış olduğumuz bataryaları trolebüse de entegre ettik. Böylelikle katener hattı olmaksızın bataryayla da bir menzil yol kat edebiliyorsunuz. Bu ne gibi bir ihtiyaçlara karşılık getiriyor, sağlıyor? Örneğin tarihi bölgeleri olan ya da sit alanı gibi bölgelerde şehrin içerisine girmesi gerektiğinde araç bir katener hattının altyapısına izin vermiyor. İzmit Körfezi yüzey sularındaki biyoçeşitliliğiyle göz kamaştırıyor ve diklerde nelerin yaşandığını şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Fas'ın başkenti Rabat'ta açılan Hazreti Muhammed'in hayatı ve İslam medeniyeti içerikli müze ve fuar, ziyaretçileri sanal ortamda asr-ı saadete taşıyor. Suudi Arabistan'daki Uluslararası Peygamberin Hayatı ve İslam Medeniyeti Müzesi'nin ikinci bir nüshası olarak, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün başkent Rabat'taki merkezinde açılan müzede, Hazreti Muhammed'in hayatı ve İslam medeniyetine ait içerikler yer alıyor. Hayır. لما كانت عليه الحجرة النبوية ربما أعظم مفاجأة قشوا فيكم وهي الحجرة النبوية الشريفة بتقنية عالية كأنكم تسافرون عبر الزمن. مشينا باش ما وقعتنا خلل وصافي شكرا. Amputa Futbol Milli Takımı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Üniversitenin Milli İrade Yerleşkesi konferans salonunda düzenlenen protez ve ortez de inovasyon sempozyumuna, Amputa Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, milli sporculardan Bülent Çetin, Ömer Güleryüz, Okan Şahiner, Kemal Güleş, Muhittin Kurt ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü İbrahim Aydınlı ve çok sayıda öğrenci katıldı. Şehitlikten sonra en büyük mertebedir ki, kime sorarsanız sorun, bu vatanın birliği ve beraberliği için bedel ödeyenlerdir. Ve bunlar da bizim aziz şehitlerimiz ve onların aileleridir. Bir anne düşünün, evladını, iki ayağını kaybeden bir evladı için odanın kapısında bekleyip, acaba evladımın suya ihtiyacı var mı? Thank you.